Tabii bu darbe ortamında yüz binlerce insan belki içeri alınacak. Belki biz de onlardan biri olacağız. Bu darbenin nereye gideceği belli olmaz. Her ne kadar bu hükümeti baştan beri tenkit ettiysek de darbeyle devrilmiş olmalarından memnun olmayız. Bundan sonrasında ne olacağı karanlık. Bakın ne günlere geldik, tekrar darbe günlerine geldik. Ders esnasında belki siz internetten takip etmişsinizdir. Ben yeni haber aldım. Saat 10'da mı? 10 civarında Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuş ve şu anda darbe yapılmış vaziyette. Bakın ne günlere geldik. Tekrar darbe günlerine geldik. Bakın ne günlere geldik. Tekrar darbe günlerine geldik. Şu anda Cumhurbaşkanlığı, hükümet hepsi ne durumdadır bilemiyoruz. Genelkurmay böyle açıklama yaptığına göre demek ki onlar da herhalde şu anda gözaltındadırlar. TRT'nin yayını kesilmiş ve açıklama yapılacakmış. Şimdi siz bundan sonra seyredin. Bundan sonra tabii bu darbe ortamında kimler içeri alınacak? Yüz binlerce insan belki içeri alınacak. Bundan sonra seyredin. Belki biz de onlardan biri olacağız. Bundan sonrasında ne olacağı karanlık. Allah milletimize, milletimizin başına kaldıramayacağı sorunları çıkarmasın, böyle sorunlarla karşılaştırmasın. Bu darbenin İslami faaliyetlere darbe olmamasını, ve İslami faaliyetlerin bundan olumlu yönde etkilenmesini, Müslümanların hayrına olmasını, Müslümanların hayrına olmasını vesile kılsın. Ve biz her ne kadar bu hükümeti baştan beri tenkit ettiysek de darbeyle devrilmiş olmalarından memnun olmayız. Darbeyle devrilmiş olmalarından memnun olmayız. Bu darbenin nereye gideceği belli olmaz. Bakalım bundan sonra ne olacak? Şunu bilin, Allah Müslümanların, İslami hareketin yardımcısıdır. Belki bazı zor günler geçirebiliriz ama sonra tekrar güneş doğacak. Tekrar çok daha güçlü bir şekilde İslami hareket yoluna devam edecek. Herkes her şeye hazır olmalı ama sonunda tekrar güneş doğacak. Buna emin olun. Hakkınızı helal edin. Selamun aleyküm.